Herkese günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler ve tabii ki hayırlı cumalar. 24 Haziran 2011 Cuma günündeyiz. Haftanın son iş günü. Sine 5 ekranlarından uzman gözüyle programıyla herkese en kalbi, en sıcak, en içten duygularımızla selamlıyoruz her zaman olduğu gibi. Ve yayınımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyerek bugünkü yayınımıza da başlıyoruz. Görüyorsunuz iletişim bilgilerini sevgili seyircilerimiz. Bize ulaşabiliyorsunuz. 0212 alan koduyla 331 32 17 18 19 3 hat hizmetinizde ya da uzmangozuyla@sine5.com.tr'ye de soru gönderebiliyorsunuz canlı yayına. Ve bu işin her zaman söylüyorum duayenlerinden, çünkü senelerdir kendisini bu işe adamış, yaklaşık 19-20 yıldır bu işle ilgili çalışıyor kendisi sevgili seyirciler. Yurt dışında, yurt içinde hiç fark etmez, bilimsel ya da klinik çalışmaları da yakından takip ediyor. O yüzden onun söylediklerine inanıyoruz ve güveniyoruz. Herbalist sevgili İbrahim Gökçek stüdyomuzda canlı yayın konuğum ve bize yine bugün çok önemli açıklamalarda bulunacak. Aslında ben şöyle söylüyorum, dağları, bayırları, çayırları gidip gezmemize, dolaşmamıza gerek yok. Çünkü bitkileri biz ondan tanıyoruz. Hatta bütün o bilgilerini de 3 cilt halinde, kitap halinde hemen programın başında gösterelim. Toparlamış sevgili seyirciler İbrahim Gökçek şifalı bitkiler ve alternatif tıp üzerine. Çünkü sayısız bitki var, ancak bu bitkiler hangi sağlık sorunlarına ne şekilde etki ediyor onu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü incelik ve derinlik isteyen bir konu. Tamam, bitkiler çok önemli. İlk insandan bugüne yüzyıllardır çeşitli bitkilerle hastalıklardan korunmaya da kurtulmaya çalışıyoruz. Ama bitkiyi de çok iyi tanıyor olmamız lazım. Yani o kullanacağımız ürünlerin, sistemlerin de çok ciddi bir hani araştırılmadan, o ARGE çalışmaları hep diyoruz ya, onun sonucu olarak bize ulaşıyor olması lazım ki sonucunu güzel ve başarılı bir şekilde görelim. Çok uzattım, hoş geldiniz, hürmetler. Hoş bulduk. Nasılsınız İbrahim Bey, iyi misiniz? Hamdolsun, siz sorun. Biz deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar dileyelim size ve hemen ben sözü size veriyorum, buyursunlar. Önce biraz yine klinik çalışmalardan bahsedelim, onu seyirci çok seviyor. Ondan sonra hastalıklar ve şifalı bitkilerin hastalıklar üzerindeki gücü ve etkisi, buyurun. Evet, klinik araştırmalar. Klinik araştırmalar dediniz, aklıma bu şeker otu geldi. Şeker otu ile ilgili... Şeker otu adı gibi, şeker. Evet, şeker. Tadı da güzel. Tadı yemesi da güzel. De, evet. Şeker gibi tadı var zaten bunun. Tadına bakabilirsiniz. Çok güzel bir tadı var. Yok, aloe vera gibi olmasın. Aloe vera gibi değil. Gerçi yok, ben bunu... Aloe vera acımtırak. Peki bunun bir şey söyleyeyim, yıkamadan hani şimdi kopardım yiyorum, bir şey olmaz değil hayır, mi? Hayır, bir şey olmaz. Herhangi bir bakteri olmaz, problem değil. Çok güzel tadı var. Yok, güzel. Bir kışın yine bir programda tadına bakmıştım. Şeker evet. Otu ismen hatırlıyorum. Evet, sıkıntı yok gayet. Şeker güzel. Otunun vatanı Güney Amerika. Paraguay, Uruguay gibi ülkelerde yetişiyor. Günümüzde eskiden bunu Kızılderililer şeker yerine tatlandırıcı olarak kullanmış. Hala da kullanıyorlar. Brezilya'da çok yaygın. Günümüzde Japonya'da tüketilen şekerin %80'i şeker otundan, yani stevia rubaudiana Latincesi, şeker otundan elde ediliyor. %80. Yetiştirmesi çok güzel. Nane gibi bahçede, balkonda, pencere önünde. Ne güzel. Estetik açıdan da çok güzel. Evet, yani gayet güzel duruyor. Artık zaten Türkiye'de Akdeniz Üniversitesi'de birçok yayın yaptık biz bununla ilgili. Onlar da bununla yetiştirmek için özel bir çalışma başlattılar. Türkiye'de de artık yetiştiriliyor yavaş yavaş. Güzel, çok güzel. Evet, maliyeti yavaş yavaş düşmeye başladı. Bu gördüğünüz bitki ise ıtır, büyük ıtır. Itırın bilinen binden fazla türü var. İki ıtır türü, onlar biraz daha narin, Afrika'da yetişir. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme. Afrika ıtırı. Oh. Yani onlar Afrika'da yetiştiği için burada biraz Akdeniz bölgesinde yetişebilir. Antalya'da veya Urfa gibi çok sıcak yerlerde. Afrika ıtırının özelliği, her türlü üşütme, grip, nezle gibi, bronşit gibi rahatsızlarda bunun şurubu var, damlası var. Dünyada en etkili bitkidir. 50 bin çocuk, okul çağındaki çocuklar üzerinde denenmiş. Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde 50 bin çocuk üzerinde denenmiş. Her türlü öksürük, bronşit, faranjit gibi rahatsızlıklara birebir. Neden? Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu Afrika ıtırının değişik, Türkiye'de yetişen türü, şifalı ıtırdan farklı bu biraz. Bunun kullanış alanı farklı, buna sivrisinek otu da diyebiliriz. Neden sivrisinek otu?
Vardır çünkü bir anlamı muhakkak. Çünkü bu eterik yağı, bir eterik yağ yayar böyle. Çok güzel bir kokusu var. Bir bakabilir miyim? Bu eterik yağ sivrisineği uyuşturuyor. Sivrisineğin girdiği yerde uyuşur. Sonra da böyle ufaladığınızda hafif bir eterik yağ çıkar, bir sıvı. Kendine has aromatik bir kokusu var. Ufaladığımız zaman mı çıkıyor? Ya yani. Şöyle ezdiğinizde suyu var. Kendi bitki özü. Evet. Çok sivrisinek enteresan, otur. Çok ilginç. Yıllar önce bir Alman beni davet etmişti. Evine gittim. Adamcağız evini bana gösterirken evinin her odasında bu büyük ıtır bu boyda çiçek var. Dedim ya ne oluyor? Ne kadar çok seviyorsun sen bu bitkiyi? Sen tanımıyor musun bu bitkiyi? Tanıyorum dedim. Tanıyorsun, o zaman bilmen gerekir, sivrisineği öldürür, yok eder. Allah Allah, bu özelliğini bilmiyordum dedim. Yani birçok özelliğini biliyorum da bu özelliğini bilmiyorum. O günden bugüne ben kendi evimde yatak odasında mutlaka bir saksı bulundururum. Çünkü sivrisinek bu aylarda insanı rahat bırakmaz, gece uyutmaz. O zaman gözlemlemişsinizdir. Hakikaten de öyle mi? Tabii. Gelmiyorlar o zaman sivrisinekler. Mesela ben bunu bu bitkiyi görünce oturma odasında devamlı bulundururum. Büyük saksılar içerisinde. Ve sabah kalktığınızda pencerenin önü hep sivrisinek dolu. Hepsi ölmüştür. Uyuşuyor. Bunun eterik yağı sivrisineği uyuşturup artık vız 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 uçamıyor artık. Bitiyor. Ve sonra bir de bakıyorsunuz sabah kalktığınızda hepsi ölmüştür. Önce uyuşturur, sonra öldürür. Öldürüyor. Yani sivrisinek bu bitkinin olduğu yerde giremez. Aloe vera ile ilgili ise zaten çok konuştuk biliyorsunuz. Evet. Tadına da baktınız. Evet. Sabıkalı benim için aloe vera. Hala tadı damağımda. Ama ben de yani dalından şöyle şu şekilde koparıp hop diye. Aslında ben rahat rahat yiyorum. Benim için problem yok. Çünkü alışkınım ya. Alışkanlık meselesi. Siz alışkın olmadığınız için biraz tadı size sert geldi. Sert geldi evet. Acıydı bayağı. Çok güzel tadı var. Bana göre. Kişiden kişiye, bünyeden bünyeye. Bitkilere insanların tepkisi farklıdır. Doğru ama önemli olan faydasının olması. Bir Alman üşütmüş nezle grip. Adamcağız perişan, çalışamıyor. Gözleri kızarmış, burnu akıyor. Dedi ya çok perişanım. Antibiyotik de kullandım. Fayda etmedi. Dedim ben sana bir çay hazırlayayım. Isırgan otu, mühür ver. Kuş burnu, birkaç bitki karıştırdım. Çayı verdim, iç dedim. Mis gibi vallahi. Çok adam güzel. Tamam dedi, evde de içimdi. Fazla içmiş. Bir gün sonra geldi, suratı iki karış. Ne oldu dedim. Çok fazla içtiği için mi? Yok dedi, iyileştim ama dedi sabaha kadar uyuyamadım. Neden? Tabii. O kadar terlemiş ki. Üç yorgan değiştirmiş, üç dört takım pijama değiştirmiş. Yani sabaha kadar terden uyuyamamış. Dedi ki sana da hiç etki yapmıyor mu bunlar dedi. Benim vücuduma alışkın. Ben bir litre de olsa içiyorum, bana etkisi az. Büyük tepki oluşmuyor. Fakat onun bünyesi alışık olmadığı için çok büyük reaksiyon gösteriyor. O da fazla terlemiş. Bütün dedim rahatsızlığından kurtuldum. Daha ne istiyorsun dedim. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, önemli olan faydası. Evet. Tadılmadı nasıl olsa içiyorsunuz geçiyor. Yalnız İbrahim Bey şimdi hani mesela bu ot üzerine konuştuk. Neydi bu, ıtır mıydı? Itır, büyük ıtır. Keza işte aloe vera, evet, şeker otu, şeker otu ve bin bir çeşit bitkiler. Allah yani yaratmış gerçekten. Şimdi siz anlatırken hayretler içerisinde sizi dinliyorum ama herhalde doğada yüce yaradan tarafından yaratılan hiçbir şey anlamsız değil. Yani her bir şeyin bir faydası var. Şimdi siz bir bitkiyi konuşuyorsunuz, beraberinde sağlık sorunlarına, hani hangi sağlık sorunlarına iyi geldiğini anlatıyorsunuz. Gerçekten biz naçizane kullar olarak hani şeyle hayretle dinliyoruz size. O yüzden her şeyin bir anlamı, bir önemi, bir ehemmiyeti var. Bu da çok enteresan. Elbette mesela Afrika ıtırı. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme. Türkiye'nin Antalya bölgesinde yetişebilir. Çünkü Güney Afrika'da yetişiyor. Güney Afrika iklimiyle Akdeniz iklimi aynı. Ve 50 bin çocuk üzerinde, okul çağındaki çocuk üşütme, grip, nezle, boğaz ağrısı, faranjit, bademcik rahatsızlığına karşı dünyada en etkili bitki. Belge var, bilgi var. İsteyenler istediği belgeyi sunabiliriz. Yani Avrupa'da yapılmış. Klinik araştırmalar var. Aloe vera jeli ile ilgili ise aloe vera ile ilgili 2,5 milyon insan üzerinde denenmiş. Alman Sağlık Bakanlığı ve Alman İlaç Üreticileri Birliği dünya çapında 2,5 milyon insan üzerinde araştırma yapmıştı. Yani bu dünyanın gelmiş geçmiş bitkiler üzerinde yapmış olduğu en büyük araştırmadır. Evet. Yapılan araştırmalarda sedef, eksema, akne gibi deri hastalıklarını iyileştirdiği, bağırsaktaki mantarları yok ettiği belgelemiş.
Aynı zamanda Tayland'da Bangkok Üniversitesi aloe vera ile yapmış olduğu araştırmada tip 2 yani şeker hastalığı, sonradan ortaya çıkan şeker hastalığını kısa sürede iyileştirmiş. Kısa sürede aloe vera iyileştirmiş. Belgeli bu. Mısır'da 1973 yılında akne, sedef, ekzema gibi deri hastalıkları olan insanlar üzerinde denenmiş. Hatta şeker hastalığı nedeniyle bazı insanların ayak baş parmaklarında morarma başlar. Daha sonra kangrene dönüşür. Ayak parmağı kesilir. Sonra ayak kesilme vakaları dahi oluyor. Evet. Baldırda veya ayakta iyileşmeyen ülserler oluşur. Yani şeker hastalarında oluşur. Allah korusun ayak kesilmek zorunda kalabilir. Yani o kadar kötü durumlar olabilir. Bu tür rahatsızlığı dahi aloe vera ile tedavi edilmiş. Fakat günümüzde aloe verayı hazırlamak teknik olarak çok zor. Dünyada birçok firma bunun aloe veranın çeşit çeşit jelini, şampuanı vesaire vesaire üretiyorlar. Fakat doğal üretemiyorlar. Mesela çok meşhur bir Amerikan firması aloe vera jeli üretiyor. Ne yapıyor? Bunun içerisindeki bu jeli çıkarıp jeli kazanlarda kaynatıyor. Çünkü 22 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin, 12 çeşit enzim içerir. Bilinmeyen birçok madde daha var. Yani bunlar benim önemli olarak saydıklarım. Bunları haşladığınızda jeli, içindeki bütün enzimler bozulur. Vitaminler bozulur. Amino asitler bozulur. Etkisi minimum seviyeye düşer. %10. Artı kaynattıktan sonra buna 20 çeşit kimyasal madde katıyorlar. Renklendirici, parlatıcı, efendim kıvam verici, homojen yapıcı vesaire. Ne oluyor? Yani kaş yapayım derken göz çıkarmak gibi. Bazı vatandaş diyor ki ya ben sizin programınızı dinledim, iyi, hoş, güzel de ben aloe vera jeli kullandım ama etkisini görmedim. İşte onların etkisini görmedim dedikleri aloe vera jeli kaynatılan ve içindeki enzimleri, vitaminleri, mineralleri yok olan kaynatılan artı kimyasal madde katılan aloe vera jeliler. Ben bunu mesela ürettim ama nasıl ürettim? 19 yıl önce yani Ahmet Er, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun baş danışmanı rüyasında görmüş. Peygamber Efendimiz'e demiş ki böyle böyle bir bitki var. Şu bitkinin çok faydası var. İnsanlara tanıtılsın. O bir konferansta tanıştık. Dedi ki ya iyi ki seni gördüm. Ben bir rüya gördüm. Üzeri beyaz benekli, etrafında hafif dişli, içi böyle jel olan bir bitki var. Peygamber Efendimiz bana bunu rüyamda gösterdi ama ben ne olduğunu anlamadım dedi. Dedim ki bu aloe vera. Dedi artık benden çıktı çünkü ben bitki tanımam. Demek ki senin için rüyayı görmüşüm dedi. Çok temiz kalpli bir insan Ahmet Er, eski milletvekillerinden. Selamlar gönderelim. Şimdi ben dedim ki tamam ben bunu üretirim. 19 yıl önce 1992'de başladım araştırmayı. Fakat aloe'yi yok edemiyorsunuz. Çalıştım, çalıştım. Başaramıyorum dedim. Bıraktım. İshal yapıyor aloe. Az bir miktarda aloe var. Bu ishal yapar, şişkinlik yapar karında. Bu aloe dediğiniz aloe vera da olan. Aloe veranın içerisinde. Çok az bir etken madde. Onu yok edebilmek, kaynatmak gerekir. O zaman etkisi azalıyor. Bu şekilde de olursa olmuyor. 19 yıl sonra 19 çeşit başka bitkiyle aloe'yi sıfırladık. Etkisini de artırdık. Yani 19 yıllık bir çalışma. Aynen. Sonucunda başardık. Allah'a çok şükür. Ellerinize sağlık. Bu bağırsaklardaki mantara karşı dünyada en etkili bitki. En etkili ürün. Bağırsak mantarı. Nedir o? Nelere yol açar İbrahim Bey? Bir kez daha onu konuşalım. Çünkü önemli olduğunu biliyorum. Bağırsaklardaki mantarların. Evet. Bir kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik gibi bir durum varsa, dövülmüş gibi hissediyorsa kendini, omuz, sırt, bel ağrıları varsa, sedef, ekzema, akne gibi deri hastalıkları varsa, herhangi bir alerji, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksemi varsa mutlaka bağırsaklarda mantar var. Mantarlar, yani mantar herkeste var da şöyle. Eğer ki kişi antibiyotik kullanmışsa bu mantar oranı yüzlerce kat çoğalıyor. Bir insanın bağırsağı futbol sahası kadar diyelim. Bir noktasında mantar varsa antibiyotik kullanmadan önce antibiyotik kullandığında bağırsaklara hızla yayılıyor. Yayılırsa ne yapıyor? Normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında bakteri var. 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon. Yani şu 2 şişe dolusu her insanın bağırsağında mantar dolu. Bakteri dolu. Bunun %99'u faydalı. Ne iş yapıyor? Yağları yağ asidine, proteinleri amino asitlere dönüştürüyorlar.
vitamin üretiyorlar. B6, B12 gibi çok kompleks vitaminler üretiyor. Hı hı. Aslında bakteri kendisi için vitamin üretiyor. Bizim için değil, arı gibi. Arı nasıl bal yapıyor? Hı hı. O çok basit gördüğümüz bakteri de çok kompleks B12 vitamini üretiyor. Hı. Fabrika gibi. Yani faydalı bakteriler, laktobazilüs ve bifidobakterileri vitamin üretiyor. Bunu ilk defa Japonlar keşfetmiş, LC diye yoğurtlar ürettiler, sıvı yoğurtlar. O sıvı yoğurtlara bu faydalı bakterileri kattılar, bağırsakları çalıştırsın diye. Yani Japonların buluşu. Daha sonra bütün dünyaya yayıldı. Günümüzde birçok sıvı yoğurtta faydalı bakteriler var. Laktobazilüs ve bifidobakteriler. Hı hı. Bağırsakları çalıştırsın, faydalı bakteriler çoğalsın, zararlı bakteri ve mantarlar azalsın diye böyle bir üretim yaptılar. Bizim üretmiş olduğumuz bu tonikte ise kendiliğinden doğal olarak var. Yani bu yoğurtlara katılan bakterinin binlerce katı kendiliğinden doğal fermentasyon sırasında oluşuyor. Hı hı. Ve faydalı bakterilerin bir diğer özelliği ise zararlı bakteri ve mantarları yok edici küçük molekül asitler üretiyorlar. Yani insana bize zarar vermiyor. Faydalı bakterilerin üretmiş olduğu küçük molekülü asitler zararlı bakteri ve mantarları öldürüyor. Yani bağırsaklar da askerle terörist arasında nasıl mücadele var? Böyle bir mücadele var. Bir savaş hali var. Biz aloe vera jel tonik iksiri kullandığımız zaman bağırsaklardaki faydalı bakteriler artıyor, zararlı bakteri mantarlar azalıyor. Ne olur artarsa, azalırsa, faydalı bakteri artarsa vitamin oranı çoğalır. Faydalı bakteriler çoğaldı mı? Vitamin B6, B12 vitamini, folik asit çoğalırsa bağışıklık sistemi güçlenir. Tam tersi olursa vücut tam kendi. Tersi olur. Ters olursa, mantarlar çoğalırsa, yani. Denge bozulursa mantarlar etan, metan, büton gibi gaz üretiyor. Hı hı. Veya etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller üretiyor. Bunun toksik maddeler bağırsakları yakıyor. Bağırsaklar kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşuyor. Yağ tabakası oluşursa ne olur? Bağırsaklar besinlerdeki vitamini emen bağırsaklarda 2 milyar kanal var. Bilüs denen kanallar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikozu vesaire emiyor. Bu kanallar tıkandığı için yeterince emilim olmuyor. Absorbe edemiyor vitamin, mineral, enzimi. Kişi sürekli yemek yemek zorunda kalıyor. Ve obezite dediğimiz problem ortaya çıkıyor. Kilo almaya başlıyor. Bağırsaklarında mantar olan kişi yavaş yavaş kilo alır. Asla kilo veremez. Bu nedenle günümüzde insanların çoğu mantar olanlar zayıflayamıyor. O diyeti, bu diyeti, şu diyeti yapıyorlar. Diyet yapanlar, diyet ürünü satanlar sadece para kazanıyor. Ama vatandaşı kimse tedavi edemiyor. Şimdi bir ara, beşi bir arada diye bir çay harmanı çıktı. Beni arıyorlar. Diyorlar ki, hocam bize de beşi bir arada gönder. Nedir bu beşi bir arada? Ya işte bilmiyor musunuz? Şu zayıflatıcı çay. İçinde kekik var, biberiye var, funda var, mate var, yeşil çay var. Dedim ki bunların hiçbirisi zayıflatmaz. Kekik zayıflatır mı? İştah açıcı. Biberiye zayıflatır mı? Zayıflatmaz. Mate hiç zayıflatmaz. Çünkü benim tanıdığım bir Alman, Almanya'da Siebers diye bir beyefendi mate çayı içiyordu. Adam 20 senedir mate çayı içer. 90 kilodan 180 kiloya çıktı. Zayıflatsa zayıflardı. Her gün mate çayı içiyor. Ama o dönemler ben şunu hatırlıyorum. Birçok kişi şöyle söylüyordu. İşte bu hani bahsetmiş olduğunuz çay bağırsakları çok hani hızlı bir şekilde çalışmasına, bağırsakların çok hızlı bir şekilde çalışmasına sebebiyet veriyor. O yüzden yağlar kolayca eriyor gibi. Demek ki yanlış. Hiç kimse zayıflamadı. Millet Mısır çarşısında aktarların önünde kuyruğa girdiler. Aldılar aldılar. 3-4 ay sonra bol bol küfrettiler. Bir şey yaramadı. Şimdi altın çilek çıktı. Ne oldu? O da bitti. Daha önce acı çehre diye bir ak dikeni. Bunların hepsi bitki ismiyle, isimleri evet, olduğu için söylüyorsunuz. Ak diken Amerika'da yasaklandı. Çünkü ishale sebep oluyor. Türkiye'de acı çehre diye bazıları diyet ürünü ürettiler, sattılar, sattılar. Ne oldu? Acı çilek, acı çehre ismi artık hiç duyulmuyor. Yani. O furya bitti. Bazıları köşeye döndü. Yani bu tür, şimdi bizim yaptığımız en büyük hata nedir? Bitki hakkında klinik araştırması yapılmış mı? Yapılmamış mı? Buna bakmıyoruz. Birisi bir şey söylerse hemen ona koşuyoruz. Evet, maalesef. Mesela reyşi mantarı Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA tarafından yasaklanmış. İç kanamalara sebep olur, ölümlere sebep olur. Belgeli. Ama bu net mi İbrahim Bey? Efendim? Bu bilgi net mi? Tabii tabii. FDA Amerika Birleşik Devletleri'ne yasak. 2002 yılından beri yasak.
Türkiye'de de Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor İsmail Çelik, onkolog kendisi. Hı hı. Bu konuda raporu var. Kanser hastaları özellikle kesinlikle reishi mantarı kullanmasın. Çünkü fare zehiri, vaferin denen fare zehirine yakın toksik madde içeriyor. Toksik madde. Ankara'da bir beyefendi bizim ürünleri kullanıyor. İyileşti. Dedi ki %80 iyileştim. Daha da iyi olmak için reishi mantarı kullanmak istiyorum dedi. Dedim ya aman yapmayın etmeyin yasaktır falan. Dedi ben bu kadar reklam dinliyorum. İşte doktorlar, profesörler anlatıyor. Ben kullanacağım. Dedim sen bil benim. Problem değil senin problemin. Hı hı. 3 hafta sonra beni aradı dedi ki ya her tarafımdan kan geliyor dedi. Yani makattan ve idrar yollarında. Ben söyledim. Yani, söyleyeceğimi söyledim ama siz dinlemediniz. Ya bu nedenle Türkiye'de bazıları yanlış yapıyor. Bunun önüne geçilir. Yani ben mesela bir firmayla anlaşma yapmıştım. Firmayla konuştuk, samimi olduk. Benden önce başka bir doktorla çalışıyorlardı. Dedi ki, onların kapsülünü üretiyoruz dedi. Başka bir firma. 20 liraya aldığımız kapsüle dedi. Kibirli diye bir firmanın ürünü. Aman. İsmi söylemiyorum. Firma ismi sakın vermeyelim. Vermiyorum ben. Şimdi şöyle. 20 liraya aldığımız sapı 2,5 liraya mal ediyoruz dedi. 2,5 liraya. Hı hı. Dedim ki ya bilmiyorsunuz içeriğini, bilmediğiniz bir şey nasıl üretirsiniz? Peki tamam biz gene o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Dikkatli olalım. Hani genel bir bilgi. Biraz yapalım, araştıralım. Ondan sonra ne yapacaksak, ne kullanacaksak kullanalım. Böyle İsim vermedim, isim vermedim. Aman çünkü programlarda sakıncalı. Evet. Yani ürün ismi bile veremiyoruz. Reklama giriyor vesaire. Evet şimdi hastalıklar. Şimdi gastrit. Biz çözüm yollarına bakalım. Evet. Biz işimize bakalım İbrahim Bey. Buyurun. En ağır gastrit, isterse 15 yıldır, 20 yıldır gastrit veya ülser olsun bir vatandaşın, 3-4 haftada, en kötü ihtimal 6 haftada iyileşir. Nasıl iyileşir? Bu bildiğimiz lahananın birleşiminde metil metilyonin sulfonyum bromit denen bir amino asit var. Bu amino asit de eskiden U vitamini deniliyordu. Fakat U vitamini yapılan araştırmada U vitamini diye bir şey bulamadılar. Daha sonra ülseri iyileştirdiği için ulkus faktör denen bir faktör zannettiler. Onun da olmadı ortaya çıktı. Yoğun çalışmaları sonucunda bir amino asit tespit ettiler lahananın birleşiminde. Bu da metil metilyonin sulfonyum bromit. Uzun bir isim. Bu amino asit midedeki Helicobacter pylori'yi en basit, en kolay yoldan yok edebilen. Çünkü midede gastrite veya ülsere sebep olan bakteri akıllı bakteri diyebiliriz. Helicobacter pylori. Neden akıllı? Mide asidi çok sert bir asit. Paslı bir çivi dahi saniyede temizler. Pırıl pırıl eder. Çok sert bir asit. Hidroklorik asit. Çok sert. Yani normal olarak midede hiçbir bakteri, virüs veya mantar yaşamaması gerekir. Fakat bu bakteri kendini mide asidinden korumak için sabun köpüğü gibi bir köpük üretiyor. Bunun içerisinde yavaşça mide mukozasına yapışıyor. İçeri geçtikten sonra o köpüğü atıyor ve tahribata, tahrişe başlıyor. Ve çoğalıyor yavaş yavaş. Peki bir virgül koyalım. Lafınızı unutmayın İbrahim Beyciğim. Sevgili seyirciler, reklamlarımız var. Reklam dönüşü tekrar birlikteliğimiz devam edecek. Aynı konuları konuşacağız. Siz de bize ulaşabilirsiniz. Bu arada 0212 alan kodumuz 331 32 17 18 ve 19'dan tabii ki. Şimdi reklamlar, dönüşte biz tekrar karşınızda olacağız. Sevgili seyircilerimiz, herbalist İbrahim Gökçek'le birlikteyiz ve bitkiler aleminden, bitkiler dünyasından konuşmaya devam ediyoruz. Hastalıklarımız ve beraberinde çözüm noktaları. Merak ettiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz siz de. Bunun için yapmanız gereken iki yolunuz var. uzmangozuletine5.com.tr mail adresimiz 0212 331 32 17 18 19'da telefon numaralarımız. Çok soru gelmiş İbrahim Bey. Bugün de sorular nedense hep şundan yana. Gerçi geçtiğimiz en son programda da şey olmuştu. Biraz genç izleyici kitlesi herhalde ekran başında bugün Cuma günü. İşte yaşamış oldukları sıkıntılardan, bu sınav özellikle son zamanlarda sınava girdiler çıktılar.
yüzde oluşan sivilceler, akneler, bitkisel yollarla nasıl kurtulabiliriz gibi birçok soru aldık. Tek bir cümle halinde ben söyleyeyim. Çünkü bunları okusak zaten program süresince mümkün değil, yetiştiremem. Ne dersiniz? Ona isterseniz bir açıklık getirelim. Ekran başında bizi bekliyorlar çünkü. Sonrasında biz devam edelim konuşmamızda. Evet, stres, üzüntü, sıkıntı, gerilim tabii ki sivilceyi tetikler. Fakat bağırsaklar bu imtihan sırasında genellikle böyle abur cubur, doğrudur, sağlıklı beslenme yerine bir şeyler atıştırma şeklinde oluşur. Bu da bağırsakları bozuyor. Bağırsaklara zarar veriyor. Sivilce, akne, sebebiyet veriyor evet, mu? Tetikleyici. Çift vesaire de yani şöyle böyle şeyler çok yeniyor. Bu da birçok rahatsızlığı tetikliyor. Akneyi, sivilceyi, deri hastalıklarını tetikliyor. Çünkü hepsi birçok kimyasal madde içeriyor. Çok çok yoğun kimyasal madde içeriyor. Özellikle günümüzde birçok çikolata, gofret, çips gibi şeylerde nebeşe içeriyor. Nebeşe, yani nişasta. Mısır'dan elde edilen nişasta, mısır nişastasından elde edilen şeker. Doğal bir şeker değil. Pancardan elde edilen şeker zararlı. Tamam, mantarları azdırır, kemiklere zarar verir. Fakat bir de mısırdan elde edilen şeker var. Buna nebeşe denir. Nişasta bazlı şeker. Nişastadan, mısır nişastasından şeker elde edebilmek için özel bir enzim kullanılıyor. Hı hı. Bu enzim nişastayı şekere dönüştürüyor. 160 ton mısır nişastasından 100 ton şeker elde ediliyor. Yani çok maliyeti çok düşük olduğu için çok büyük firmalar artık doğal şeker üretmiyorlar. İşin kolayına kaçıyorlar. Bu da insan sağlığını tehdit ediyor. Çünkü doğal olmadığı için karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, böbreklerdeki yağlanmaya vesaire sebep olur. Hatta günümüzde pankreas kanseri eskisine oranla %800 oranında artmış vaziyette eskisine göre. Pankreas yağlanıyor, zamanla pankreas kanserine dönüşüyor. Karaciğer yağlanıyor, damarlar yağlanıyor, kalp damarları, beyin damarları. Bugün günümüzde de çikolata yemeyen, chips veya jelibon yemeyen insan yok. Doğru. Hepsinin içerisinde de nebeşe var. Avrupa'da, Amerika'da buna kota getirildi. Bu nedenle birçok şimdi Amerika'da mesela şekersiz kola vesaire diyorlar. Aslında şeker içeriyor da bu şeker otundan elde edilen şeker kullanılıyor. Yan tesiri yok. Kalorisiz, sıfır kalori. Normal olarak şeker otundan elde edilen doğal şeker kullanılması gerekir. Tatlandırıcı olarak doğal şeker. Ki bir zararı mısırdan yok, elde edilen olmaz. Şekerin vücutta yağlanmalara sebep oluyor. Zamanla organların iflasına, hatta kansere sebep oluyor. Allah korusun. Yani bu nedenle böyle abur cubur şeyler yemek çok çok mahsurlu. Peki onunla beraber şimdi gelen sorulara istinaden. Bu aslında akne, her türlü sivilce, akneye karşı özel bir iksirimiz var. Bu tansiyonu, kolesterolü dahi, isterse kalp yağı, kalp damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme dahi olmuş olsa, kronar kalp yetmezliği nedeniyle %70, %80 dahi kalp damarları tıkanmış olsa 6 hafta. 6 haftada damarları dahi açar. Akneyi, sivilceyi kullandığında dahil olarak temizler, vücudu temizliyor, deriyi temizliyor. Güzel. Yani detoks özelliğe sahip. Bütün vücudu arıtıcı, temizleyici. Birleşimde ne var? Zencefil, taze zencefil, zerdeçal, altın başak otu, zeytin yaprağı, kakule, üzüm sirkesi. Bir bakabilir miyim İbrahim Bey? Bir de hemen şunu sorayım ben elime almışken, çünkü bu anlamda da soru alıyoruz. Neden plastik, neden cam değil? Onu da bir kez daha söyleyeyim. Şimdi bu mesela tonikte laktobazilüs ve bifidobakterileri var. Bu faydalı bakteriler, günümüzde yoğurtlara katılan bakteriler. Bu faydalı bakteriler süt şekerini süt asidine dönüştürür. Süt asidine dönüşürken karbondioksit gazı ortaya çıkıyor. Karbondioksit gazı cam olursa patlatır. Yani şişe kargoda kalır. Ulaşamaz. Vatandaşa ulaşmadan bu da artı, bu şişe özel bir şişe. Tarım Bakanlığı'nca onaylı bir şişe. Yani özel imal ediliyor. Rastgele herhangi bir şişe değil yani. Yani plastik güzel. Var, plastik var tabii, diyorsunuz. Tabii tabii. En iyisini kullandık. En kalitelisi. Bu arada içindekilere bakıyorum. Bu sivilce ve akne için ve kolesterol vesaire demiştiniz. Limon suyu, at kuyruğu, üzüm sirkesi, maydanoz, adaçayı, zerdeçal, zencefil, karanfil, sinirli ot, sarımsak, ısırgan, birçok toplamda kaç demiştiniz? 19 çeşit bitki. 19 çeşit bitki var. Evet. Nasıl kullanıyoruz bunu İbrahim Bey? Günde mesela kaç kaşık ya da kaç bardak? Günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı. Fakat, 2 yemek kaşığı. Evet. Mesela ama diyelim ki kişide ağır bir rahatsızlık varsa,
Bayanlarda mesela miyom, kist varsa miyom, kisti dahi eritir. Tiroid bezesinin nodül varsa eritir. Mesela bir Zehra isimli hanımefendi ameliyat olması gerekiyordu. 6 hafta sonra ama ameliyat tabii ki korkuyor, panik olmuş. 2 santim çapında tiroid bezesinde nodül var. Ameliyat olmadan önce sizin ürünü denemek istiyorum dedim. Deneyin, biz de bilgi sahibi değiliz dedim. Görelim. 6 hafta sonra doktoruna gittiğinde nodül diye bir şey bulamadılar. Ameliyata gerek yok evladım, evine gidebilirsin demiş doktor. Yani 6 hafta içerisinde nodülü eritti. Fakat bazı bayanlar mesela diyor ki 11-12 santim neredeyse küçük bir kavun büyüklüğünde miyomu var ve kaç haftada eritir. O zaman açlar. Çünkü o taş gibi oluşmuş içerisi. Dolu. Kaslardan, rahim kaslarında yapışan bir şey. Bir çeşit kas. Bunun erimesi zaman alır. 5 ay, 6 ay veya 1 yıl. Mesela miyomdan dolayı bize gelen iki hanımefendi. Birisinde 2 adet, birisinde 2 adet miyom vardı. Birinde 1 tane. Kullandılar. 3-4 ay sonra bana geldiklerinde biri dedi ki ben tamamen kurtuldum ama arkadaşım geçmedi. Neden dedim. Birisi yavaş yavaş dozajını artırmış. Günde 3-4 defa 2 yemek kaşığından söylediğimiz gibi üzerine de yazıyor. Bir fincan, 3-4 defa bir fincan içmiş. Diğeri de dozajı azaltmış. Bir yemek kaşığını düşürmüş. Dedim ki sizinki de erir ama belki birkaç yılda. Dozajını azaltırsın tabii ki etkisi de azalır ona göre. Yavaş yavaş dozajı artırmak gerekir. Bazı rahatsızlıklarda. Yağ bezi mesela. Bir emekli kurmay albay bize geldiğinde adamcağızın omzunda yumurta büyüklüğünde yağ bezi. Kolunda da ceviz büyüklüğünde yağ bezi. 2 tane yağ bezi. Dedi ki ya ben plaja gidemiyorum yazın. Millet bana gülüyor dedi burasında. Duruyor böyle raket gibi. Yani gülüyorlarmış. Yani o burada çıkıp duruyor bir yağ bezi. Tuhaf karşılıyor bazı çocuklar. Gülüyorlar, alay ediyorlar. Bu durumdan kurtulmak istiyorum ama ameliyat olmak istemiyorum. Çünkü ameliyat olursam duyduğuma göre çoğalıyormuş dedi. Buyurun kullan dedim. İksiri kullandı. 6 hafta sonra dedi ki ya hiçbir işe yaramıyor dedi. Neden dedim? İçim için bir gelişme yoktu. Dedim ki dozajı artırabiliyorsan tedavi süreci kısalır. Normal olarak 3-4 ayda erir. Veya 5 ayda. Bu yumurta büyüklüğündeki bir yağ bezi, lipom erimesi zaman alır. Fakat siz kendinize güvenebiliyorsanız fazla için daha kısa süredir. Ben bir su bardağı bile içerim dedi. İçersin, içemezsin. Bir su bardağı içti. Bir su bardağı. Yani günde 3-4 defa bir su bardağı. Durmadan iksir alıyordu. 35. gün bu spor yapıyor. 20 kilometre yüzebiliyor. Sporcu. Yani kurmay albay. Burası barfik çekerken burası ağrımış. Basmış bilye gibi dışına fırlamış ya bizi. İkisinde sonra aradı beni. Geldi teşekkür ederim dedi. Şimdi o mesela çevresindeki insanlara benim bayimmiş gibi bizim ürünleri anlatıyor. Alıyor. Tabii yani memnun kalınırsa bu işler böyle. O ona reklamını yapıyor. O ona tavsiyede bulunuyor. Çünkü sonuçta sağlık konusu. Evet. Ve geri dönüşte alındıysa ne mutlu. Mesela yumurtalıkta kist. Bazı bayanların çikolata kist oluyor. Polikistik ovar dediğimiz çeşit çeşit kist türleri var. Kiste karşı kullandığı zaman yavaş yavaş eritir. Mesela Zeliha Hanım'ın yumurtalığında 11 santim kist var. Kötü huylu kist. Yani iyi huylu değil. Bir de kötü huylu. Yani kanser. Ve binlerin üzerinde markası. Ürünleri kullandıktan sonra 6 hafta sonra değerleri normala döndü. Kisti 11 santimden 5 santime küçüldü. Yavaş yavaş kullandıkça eriyor. Düzen olarak kullandığı zaman tabii ki böyle ağır bir vakada dozajı yavaş yavaş artırmak gerekir. Artırdığı zaman daha kısa süredir. Mesela İtalya'da 43 bin kadının rahim ve yumurtalıklarını almışlar. Bir yıl içerisinde. Sigorta şirketi bakıyor diyor ki ya bu kadar ameliyat neden? Bir araştırma yapıyorlar ki 42 bin kadının rahim ve yumurtalıklarının alınmasına gerek yok. Sadece 500 bayan ameliyat olunması zorunluymuş. Yani davalar açıldı. Bir sürü olaylar oldu orada İtalya'da. Maalesef günümüzde ameliyat tek çözüm gibi gösteriliyor ama bu durumda olan insanlar kist veya miyom veya yağ bezi olanlar iksiri kullandıklarında yavaş yavaş dozajı artırmak şartıyla yavaş yavaş erir. Problem değil. Evet, peki sorular geliyor tabii farklı farklı. Herkesin farklı sıkıntıları olduğu için farklı sorular geliyor.
İbrahim Beyciğim. Biz de değişik değişik zaten sağlık sıkıntılarına değiniyoruz. Mesela Zeynel Korkmaz beyefendi Diyarbakır'dan göndermiş sorusunu. Diyarbakır'a sevgiler, selamlar gönderelim. Merhabalar, programımızı büyük bir beğeniyle izliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz bizi tercih ettiğiniz için. Benim uzun zamandır mide ülseri şikayetim var. Ülser için İbrahim Bey hangi bitkileri önerir? Öğrenmek istiyorum. Saygılar, iyi çalışmalar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Mide ülseri karşı tonik, eğer ki Helicobacter pylori isimli bakteri %80, gastritin ve ülserin sebebi %80 Helicobacter pylori isimli bakteri sebep olur. Eğer ki bakteri bu gastrite veya ülsere sebep oluyorsa tonik kullanması şart. Nadiren virüs ve mantarlar da enfeksiyona sebep olur. Bu gibi durumlarda iksir kullan. Eğer virüs enfeksiyona sebep oluyorsa iksir kullanmak gerekir. Mantar enfeksiyona sebep oluyorsa aloe vera jel. Yani duruma göre doktoru teşhis etmişse demişse ki Helicobacter pylori tonik kullanması şart bakterisi. Eğer virüsten kaynaklanıyorsa iksir kullanması gerekir. Mantardan kaynaklanıyorsa aloe vera jel. Rahatsızlığa göre. Çünkü aloe vera jel mantara karşı etkili. Tonik, bakteriye karşı, iksir, virüse karşı etkili. Hepsinin ayrı. Etki alanları farklı. Bilemiyorsa birlikte kullansın. Yemekten önce tonik, tonik aynı zamanda zayıflatıcı özelliği var. Eğer ki kişi zayıfsa, bünyesi zayıfsa, zayıflamışsa, o zaman yemekten önce iksir, yemekten sonra tonik kullanması gerekir. Yani kullanım şekli değişir kişiden kişiye. Bunlara dikkat etmek çok önemli değil mi İbrahim Bey anlattıklarınızda? Kilolu yani veya kilolu kişiyse aynı zamanda zayıflatır tonik. Diyet ya yapmadan ama diyet de yaparsa akşam ağır hamurlu yağlı şeyler yemeden dikkat ederek bunları alırsa 6 haftada 10 kilo 15 kilo da verebilir. Çok güzel. Peki tonik dediniz özellikle Zeynel Bey'in mailine istinaden. Onun içerisinde neler var onu da bir öğrenelim. Tonik, lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Mesela kırmızı rengini nereden almış? Kırmızı değil de hani biraz kırmızı daha lahana. Kırmızı lahana. Beyaz lahana, kırmızı lahana. Tamamen doğal bu. Üzüm sirkesi, aday çayı, zeytin yaprağı, at kuyruğu otu, zencefil, kekik, sinirli ot. Sinirli ot da bakterilere karşı çok çok etkili bir ürün. Bakterilere karşı sinirli. Artı laden gülü, laden gülüyle de ilgili klinik araştırmalar var. Laden gülü gastrite ve ülsere karşı lahana suyundan sonra en etkili olan bir bitki. Bununla ilgili Eskişehir Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi'nin küçük çaplı bir klinik araştırması var. Türkiye'de yeni yeni yapılıyor hamdolsun klinik araştırmalar. Onlar yapmış olduğu araştırmada gastriti ülseri iyileştirdiği ispatlanmıştır laden gülünün. Laden gülü ayrıca deri hastalıklarına atopik eksem yani alerjik eksema nedeniyle soluğu kabarcıklı kaşıntılı yaralar oluşur. Her insanın bünyesi çeşit çeşit besinlere karşı alerjik olabilir. Bu tür rahatsızlığı olanlar üzerinden laden gülü ile ilgili klinik araştırması yapılmış. Laden gülü burada geçen göstermiştim. Evet geçen göstermiştik. Almanya'da Saarland Üniversitesi'nden Profesör Doktor Günter Wiese 95 çocuk üzerinde tedavi denemesi yapmış. Soluğu kaşıntılı, kabarcıklı, alerjik eksemesi olan çocukları hepsini tedavi etmiştir. Hem içmişler hem artı pansuma yapmıştır deriye. Geçen programda göstermiştik ama bir kez daha belki yeni izleyenler olabilir. Onlar için gösterelim İbrahim Bey. Şöyle laden gülünün sevgili seyirciler. Çok türü var. Beyaz çiçekli, pembe çiçekli. Bunun da kokusuna bakalım. Kırmızı çiçekli olanı. Hemen hemen bütün bitkilerin kokusu da gayet hoş bir robot. Hoşuma gidiyor. Aloe vera hariç. Aloe vera. O da güzel. Laden gülü. Demek ki bu bahsettiğiniz cilt hastalıkları üzerine. Cilt hastalıklarına karşı. Birebir. Klinik araştırması atopik ekseme karşı dünyada en etkili. Ve gastrite karşı etkili. Buyurun. Bununla da gastritle de ilgili klinik araştırması var. Fakat bunun mor çiçek açan bir türü var. Kanada laden gülü denir. Kanada laden gülü zehirlidir. Yani bilmeyenler dağa taşa çıkıp da toplamasın. Hani o doğaltedavi.net veya doğaltedavi.org'da bitkilerin resmi var, açıklaması var. Yani oradan teferruatlı bilgi sahibi olduktan sonra toplayabilir. Ama detaylı bilgisi olmayan kişi rastgele toplarsa Kanada laden gülü zehirli. Yani bilmeyenler bu işi yapmasa ama iyi olur. O işi yapmayalım. Benim ondan yana çok ciddi bizim başımız ağrıdı. Bilmiyorum siz
O hikayeyi sizinle paylaşmış mıydım sevgili İbrahim Bey? Bu arada beni de yeni, yani programımızı da yeni izleyenler için de bir kez daha söyleyelim. Hani o kadar sakıncalı ki bizzat ben kendim geçen sene yaşadım. Kendim derken annem. Annemde kolesterol rahatsızlığı vardı. Değerler bir türlü yerine gelmiyordu. Elbette ki bir uzman kontrolünde işte ilaçları vesairesi devam ediyordu. Ama bir de hani bakalım bitkiler yönünden de ben bu hastalığımı ben kurtulmak istiyorum. Bir de bitkileri değerlendireyim diye memleketimiz Artvin'e gidiyor. Orada bir yerde bir bitki öneriliyor anneme. Deniliyor ki bu bitkiyi al, topla, git yayladan, çayırdan, bayırdan topla, kaynat, iç, kolesterolünden eser kalmayacak. Benim sevgili anneciğim de gerçek bana kızıyor bunu anlattığım zaman ama olsun, ders olsun ona. Allah inşallah daha büyük sıkıntılar getirmesin. Belki de daha fazla şeyler de olabilirdi. Sadece az sonra anlatacağım. Sıkıntıyla kurtardık diyelim. Kullanıyor. Bu kişinin dediğini uyguluyor. İbrahim Bey ne oluyor biliyor musunuz yan etki olarak? Gerçi kolesterolünde de herhangi bir değişiklik de olmuyor da. Saçlarını kaybediyor yani. Saçları dökülüyor ama ciddi anlamda yani. Reklamlardan sonra devam edeceğiz sevgili seyirciler. O yüzden çok büyük sıkıntı. Dikkat ederek kullanıyor olmamız gerekiyor. Birlikteliğimiz devam ediyor tüm hızıyla sevgili seyircilerimiz. 0212 331 32 17 18 19 danışma hattımız. Daha fazla bilgi alabilirsiniz her zaman hatırlattığımız gibi. Ya da uzmanguzuiletisine5.com.tr'ye soru gönderebilirsiniz. Gerçi sorular çok fazla geliyor. Telefonlar da aşağıda kilitlenmiş durumda. Demek ki çok önemli konuları konuşuyoruz. Özellikle anneme verdiği, annem üzerinden verdiğim örnekten istinaden ya da örnek üzerine reklam arasında bir de saç kıranlığıyla ilgili sorular geldi. Saç dökülmeleriyle ilgili vesaire. Biraz da ona değinelim. Biz bugün... Böyle daldan dala atlıyoruz ama olsun, hepimizi en azından yakını ilgilendiren. Çünkü herkese farklı farklı sıkıntılar yaşanıyor. Hepsine böyle minik minik de olsa değinmeye çalışıyoruz. Buyurun, saç kıran, saç dökülmeleri. 4-5 yıl önce İzmir'den bir genç, Fazıl isimli, beni aradı. Saç kıran olmuş. Fakat bu nasıl saç kıran? Saçında metal para büyüklüğünde 27-28 tane böyle metal para büyüklüğünde delik delik böyle kafası. Sokağa çıkamıyor çocuk, liseye gidiyor. Lise 2. sınıfta. Gitse alay ediyor tabii okulda çocuklar. Evet. Sokağa çıkamıyor. Ne kadar ne denilirse üzerinde fayda etmemiş. Ben aradığında dedi ki gerçekten tedavi olabilir mi? İnşallah tedavi ederiz. İksir, tonik, kalp damar çayı, enfeksiyon çayı. Bu özel bir karışım. Kalp damar çayı. Tansiyona, kolesterola, yüksek tansiyona, kolesterola ilgili. Kalbi, damarları besleyici özelliğe sahip. Alıç, oğlotu, sarı kantaron, ada çayı, zeytin yaprağı, rezene gibi bitkiler içerir. Bu da enfeksiyon çayı. Bu iki çay artı iksir tonik gönderdi. Bir ay geçti, çocuk genç yani 17 yaşındaki. Dedik ya bir etkisi olmadı. Sabredeceksin, yavaş yavaş, zaman ister. Bağışıklık sistemi güçlenecek, damarlar açılacak. Tabii. Hani saç ne diye, saç bu saçı aynı bu bitkiye benzetelim. Sulamazsanız kurur. Saçı da sulanamazsa, yani beslenemezse, kılcal damarlar su borusu gibi diyelim. İçinden su akmazsa, yani su borusunun içerisi kireçlenirse su akmaz, tıkanırsa. Damarlar da yağlanma, daralma, sertleşme nedeniyle yeterli ve kaliteli vitamin, mineral, enzim, glikoz akışı olmazsa saçı besleyen damarlarda, köklerde, hücrelerde yavaş yavaş fonksiyonunu kaybeder. Bir ay sonra, iki ay sonra yine aradı. Etkisi olmuyor. Sabredeceksin. 3 ay sonra abi hafif böyle sarımsı tüyler çıkıyor dedi. Aynı şeftali tüyü gibi. Dedim acele etme, iyi, yavaş yavaş iyileşirsin. 4 ay sonra fırça gibi saç çık. Şimdi bu genç Kıbrıs'ta üniversitede okuyor. Arada sırada arıyor, teşekkür ediyor. Çok çok iyiyim, hiçbir problem yok diyor. Harika. Yani teşekkür etmek için arıyor. Bitkisel yöntemlerle bu sıkıntısından kurtuluş. Şimdi aklıma annem geldi. Anneme de ben tavsiye edeyim bunu. Bir kullansın bakalım ondan sonra. Mesela diyelim ki annem, anlattım size. Hem reklam arasında daha da detaylıca bilgi verdim İbrahim Bey. Hangisini kullanacak ve ne kadar sürede kullanması gerekiyor? İksir, aloe vera jel ve bu iki çay. Bunları 3-4 ay. Fakat ilk 1-2 ayda etkisi olmuyormuş gibi gözükür. Çünkü... Damarların açılması, karaciğerdeki yağlanmanın ortadan kalkması, bağırsakların temizlenmesi gerekir. Bu bir süreç. Sabredebilirse 2 ay sonra yavaş yavaş
Önce hafif böyle tüyler çıkar, sonra yavaş yavaş güçlenir. İnanın bir yıl bile deseniz, o bir yılı bile sabırla bekler. Çünkü büyük bir sıkıntı yani İbrahim Bey. Bir kadının, bir erkeğin, biz bazen saç ekimini konuşuyoruz ya da saçlarla ilgili saç dökülmelerini konuşuyoruz. En büyük süsü, en büyük estetik unsurlardan bir tanesi saç. Evet. Çok önemli. O yüzden benim anneciğim bir yılda bekler, iki yılda bekler, yeter ki çözüm olsun diye değerlendirir. Güzel. Bize Semiha Hanım isimli hayırlısı. Bir bayan geldi. Çok ilaç kullanmış. Aşırı ilaç kullanmış. Aşırı ilaçlardan dolayı saç, hiçbir saç, yani bir tane kıl dahi kalmamış. Kibirleri, kaşı her tarafı dökülmüş. Hiçbir tüy kalmamıştı. Ben yani geldiğinde bize, bana başına perük takmış. Ben onun normal saçı zannettim. Tam oturtmuş. Çıkartınca şaşırdım. Allah Allah dedim. Ne oldu? Çok mu ilaç kullandınız? Nereden bildiniz dedi aşırı ilaç kullandığımı? Zehirlenmiş yani. Bağırsaklar zehirlenmiş. Karaciğer yağlanmış. Organlar anormalleşmiş. Normal. Yani aşırı kimyasal ilaç kullanmaktan. Bu kimyasal ilaçları vücut atmıyor ki. Depoluyor. Yıllar sonra yavaş 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 10 yıl 15 yıl vücutta kalan toksik maddeler var. Tedavi ederiz ama çok zaman alır. Sabredebileceksen dedim. Çünkü çok ağır bir hastalık. 7 ay 8 ay alabilirdim. Sabrederim dedi. Her şeyi denemiş zaten. Bizim ürünleri kullandıktan sonra yavaş yavaş canlandı. Saçları geldi ama çok zaman aldı. Yani alopasi arete çok zaman alır. Normal saç kıran problem değil. 3 ay 4 ay saç kıran basit. Yani bazıları sakalında olur. Sakalında dökülmeler olur. Evet. Benim tanıdığım Hasan Bey'in adamcağızın böyle pala bıyıkları vardı. Bir gün sabah kalkıyor. Bıyığın yarısı gitmiş. Yarım bıyık duruyor. Adamcağız mecburen bıyığının öbür tarafını da kesti. Yani pala bıyık bu taraf böyle, o taraf yok. Kaybolmuş. Çeşit çeşit. Burada Almanya'da yaşıyor. Tek gecede mi dökülmüş o bıyıkları? Dökülmüş. Sadece sabah kalkıyor. Kısmı. İlaç kullanıyor. Çok yani evet. Çeşit çeşit ilaçlar kullanıyor. Leblebi gibi hap atıyor. Aniden bıyıklarından olmuş. Bıyıklarından olmuş. Burası böyle beyazlaşmış. Mecburen tabii pala bıyıkken bıyıklar gitmiş. Biraz ne önemlidir de onun için bıyıkları? Tanıdıkları da gülmüş falan kahvede. Çeşit çeşit ilaçlar kullanmış. Dedi ki ya herkesi tedavi ediyorsun, faydan oluyor. Bize bir faydan olmuyor dedi. Dedim kullandın mı? Kullanmadın. Önce kullan da sonra konuşak dedim. Kullan. Önce bir dene. Bir bakalım ne olacak. Tamam deneyim dedi. İki ay kullandıktan sonra yavaş yavaş canlandı. 3-4 ay sonra hiçbir şey kalmadı. Tamamen normal adım. Güzel. Evet. 3-4 ay kullandığı zaman kişi bağırsak florası yavaş yavaş normal dengelere oturuyor. Zararlı bakteri ve mantarlar yok oluyor. Faydalı bakteriler çoğalıyor. Karaciğerdeki yağlanma ortadan kalkıyor. Mesela burada bizim elimizde raporlar var. Vatandaşın kolesterolü 238. Trigliserit Mevlüt Bey. Trigliserit 288. Hastane ismi vermeyelim olur mu? İsim falan şey vermiyorum. Bizim ürünü kullandıktan sonra 238'den kolesterolü 128'e düşmüş. Trigliserit de aynı şekilde bütün değerleri 6 hafta içerisinde. Yani bu da başka bir bayan. Trigliserit 527. 527'den trigliserit 158'e düşmüş. Ne kadar sürede düşmüş bu bayan? 4 hafta. 28 günde. 28 bir günde. Ay neredeyse. Yani bir ayda. Şekeri yani glikoz 190'dan 119'a. Kolesterolü 248'den 88'e. 28 günde. Doktor demiş ki artık yani tereyağı yiyebilirsin. Yeter artık demiş. Ne kullanıyorsun? İksir, aloe vera jel, damar çayı. Tamam güzel devam et ama biraz da artık diyeti yavaş yavaş bırakıp normal beslenebilirsin demiş. Hiçbir şey yiyip içemiyordu. Yani sadece bazı zepseler yiyip biliyordu. Ne yerse kolesterolü, tansiyonu, her şeyi fırlıyordu. 4 hafta sonra normale döndü. Kadıköy'de Kayseriler Derneği var. Buranın yöneticilerinden Mehmet Bey'in şekeri fırlamış. Kolesterolü, tansiyonu, şeker hapı kullanıyor. Buna rağmen düşmüyor. 400-450. Dikkat etmesine rağmen beslenmesi düzelmiyor. İnsülin iğnesi de vurulmak istemiyor. Bünye yavaş yavaş insülin vuruldukça bünye ona alışıyor.
normal insülin salgılamıyor. Bana geldi, dedim ki tamam problem değil, 6 hafta kullan. Tekrar doktoruna git, görelim aradaki farkı. 6 hafta kullandı, 400-450'lerden aşağı inmeyen 150 indi. Şaşırdı kaldı. Şimdi mesela o orada bizim bir bayimiz gibi. Bütün çevresindeki insanları bize gönderiyor. Çünkü etkisini gördü. Tabii. Kabul etti yani, etkisini gördü. Çevresindekileri evet. Tavsiye ediyor. Yine konumuz dağılmadan saçlarla ilgili bir soru daha gelmiş İbrahim Bey. Bayağı bir dikkatimi çekti. Ankara'dan yazıyor. İsim vermiyorum. Demiş ki 31 yaşındayım. 15 yıl önce saçımı, kirpiğimi, kaşımı, vücudumda kıla dair her şeyi kaybettim. Doktorlar stresten olduğunu söylediler. Kullanmadığım yöntem kalmadı. Hülya'nın bu arada yurt dışına da sık sık gittim. Bu noktada tedavi olmak adına. Ama saçlarım, kaşlarım, kirpiklerim bir türlü geri gelmedi. Acaba İbrahim Bey benim için neler söyler? Çok çok geçmiş olsun. Evet, alopeci erete çok ağır bir rahatsızlık. Çok sabretmesi gerekir. Çok zaman alabilir. Yani aloe vera jel, iksir, kalp damar çayı, enfeksiyon çayı kullanıp sabredebilirse 7 ay, 8 ay zaman alabilir. Yani saç kıran olsa basit. 3 ayda en kötü ihtimal 4 ayda düzelir. Bir şey kalmaz. Fakat alopecia areata çok ağır bir rahatsızlık. Yani sırf stresten dolayı da hani Allah korusun çok ciddi bir rahatsızlık olur İbrahim Beyciğim. Bir kanser olur, kemoterapi vesaire alınır da onların yan etkilerini biliyoruz zaten. Saçlar, kaşlar, kirpikler dökülüyor. Ama sırf yoğun yaşanan stresten dolayı da hani bu hayır, şekilde sonuçlar oluyor dolayı, mu? Stres sadece tetikleyici. Stres demiş yani ona isnaden söylüyor. Stres burada sadece tetikleyen bir faktör. Mesela kurdeşen hastası stres diyorlar. Stresin ne ilgisi var? Midede bakteri, bağırsakta mantar varsa bakteri ve mantarlar üretmiş olduğu toksik madde vücudun histamin kortizon dengesini bozuyor. Bağırsaktaki mantarlar çok çok yoğun toksik madde üretiyor. Etan, metan, bütan gibi gazlar. Etil alkol, metil alkol, bütil alkol, zehirli alkoller. Bunlar bağırsakları yakıyor. Mide günde 1 ila 1,5 ila 2 litre sindirim salgısı salgılar. Karaciğer 1,5 ila 2 litre sindirim salgısı salgılar. Pankreas 1 litreye yakın sindirim salgısı salgılar. İnce bağırsak 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. İnce bağırsağın salgılamış olduğu sindirim salgılarından biri de bir çok özel bir enzim. Diaminooksidaz. Bu ne işe yarıyor? Karaciğerde, böbreklerde, akciğerlerde bu diaminooksidaz depolu bulunur. Histamin oranı yükseldiği zaman bu enzim devreye girer. Tekrar histamin minimum seviyeye çıkar. Histamin oranını dengede tutamazsa vücut alerji ortaya çıkar. Her türlü polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen. Hepsinin sebebi aynı. Her türlü alerji. Şimdi Ali Bey bize geldiğinde 5 yıl önce 2 defa hastanede yatmış. Kurdeşenden dolayı antidepresan ilaçlar kullanmış. Hiçbir faydası olmaz ki. Antihistaminik, kortizon ilaçlar sürekli baskı altına alıyor. Perişan etmiş. İlaç. Parkinson hastalığı başlamış. Çay, çorba içerken elleri titriyordu böyle. Bana geldiğinde dedim ki inşallah tedavi ederiz. Ama kaşıdığı zaman buralara kaşımış, kabarıyormuş. Böyle kabarmış her tarafı. Kaşınıyor, kabarıyor, her tarafı kabarıyor. Ama dedim zaman ister. Mide ve bağırsakların tedavisi, bozulan bağırsak florasının düzelmesi zaman ister. Sabredeceksen tedavi ederiz. Ben 3-4 ay dedim. 35 gün sonra beni aradı. Dedi ki artık kullanmıyorum. Niye? İhtiyacım kalmadı. İyiyim. Olsun yine de kullan dedim. Yok dedi. Çok çok iyiyim. Artık kullanmıyorum. Dedi ki Parkinson başlangıcı var. Onu tedavi edebilirsek bitti. Ona karşı da bu ürünleri kullandı. 3-4 ay sonra ondan da kurtuldu hamdolsun. Parkinson başlangıcı tamam. Ne güzel. Peki devam edeceğiz. Son reklamlar sevgili seyirciler. Reklam dönüşü. Son birkaç dakikamız kalacak. Onu da yine farklı konularla konuşarak değerlendireceğiz. Lütfen ekran başından ayrılmayın. Bu arada bize de ulaşabilirsiniz. 0212 331 32 17 18 19 uzmangoziletine5.com.tr'de mail adresimiz. Buyurun şimdi reklamlar. Ve değerli izleyenler son bölümle karşınızdayız efendim. Uzman Göze programında Sine 5 ekranlarındasınız ve herbalist İbrahim Gökçek de programımızda canlı yayın konuğum ve programın başından beri önemli bilgilerin altını çiziyoruz. Bir Şanlıurfa'dan sevgiler selamlar gönderelim. Sorumuz var hemen devam edelim.
Benim şikayetim idrar yollarıyla ilgili. İdrar yollarımda daralma var. Bundan dolayı idrara çok rahat çıkamıyorum. Bununla ilgili birçok ilaç kullandım, hem bitkisel hem tıbbi, ama bir iyileşme göremedim. Acaba İbrahim Bey beni nasıl değerlendirir? Buyurun. Evet, idrar yollarının daralması nedeniyle bir beyefendi de İzmit'te var. Ahmet Bey. Tam 9 defa ameliyat olmuş. Her yıl ameliyat oluyor. İdrar yollarında bir anormallik var. Nedense, niçin olduğu bilinmiyor. Sürekli daralıyor. Ameliyat oluyor. Yine daralıyor. İdrarını yapamıyor. Beni aradığında dedim ki ya bu konuda hiçbir tecrübem yok. Yani ben tedavi ederim, şunu yaparım, bunu yaparım demek yanlış olur. Alacaksınız, kullanacaksınız. Yani bu. Çünkü altın başak otu dünyada idrar yolları enfeksiyonuna karşı en etkili bitki. Bununla ilgili klinik araştırmalar var. Bilgiler var, belgeler var. Altın başak otu. Ha, Türkiye'de altın başak otu diye vatandaşa altın otunu veriyorlar. O da var. Altın başak otuyla altın otunu karıştırılıyor. Biz mesela İzmir'de bir çiftçi, Allah razı olsun, bizim için özel yetiştiriyor altın başak otunu. Hı. Bir yıllık ihtiyacımız biz oradan alıyoruz. Eskiden ben bunu Almanya'dan getiriyordum. Kilosu 50 euro. Şimdi Türkiye'de yetiştiriyoruz. Yani başka birisi bizim için yapıyor bu işi sağ olsun. Hı hı. Ama birçoğu da altın başak otuyla altın otunu karıştırıyor. Mısır çarşısına gidin. Kaç tanesine ben sorduysam altın başak otu diye bana altın otunu vermiyor. Bana bile. Şimdi mesela bizim elimizde burada raporlar var. Burada bir hanımefendi idrar yolları, yani kronik böbrek yetmezliğine yakalanmış. İdrar yolları enfeksiyonu sonucu kreatin değeri yavaş yavaş yükselmeye başlamış. Doktoru da kronik böbrek yetmezliği, dikkat etmezsen, tedavi olmazsa bunun sonu diyalize kadar gidiyor. Yani kreatin değerleri yükseldikçe zehirlenme tehlikesi var ileride. Bu nedenle diyalize girmesi gerekir. Diyaliz sonucu da artık böbrek nakline kadar gider. Bu hanımefendi bizim ürünleri 3 hafta kullandı, kreatin değeri normale döndü. Elimizde belgeler var. Hı hı. İbrahim Bey diye bir beyefendi de kreatin 2 idi, 2. 6 hafta kullandıktan sonra normal oldu. Fakat asıl önemli olan Levent Mete isimli bir beyefendi. Bu zat İzmir'de yaşıyordu. Şimdi Antalya'da kronik böbrek yetmezliğinden dolayı haftada 3 defa diyalize giriyordu. 3 defa. Beni aradığında bu rahatsızlıktan tedavi mümkün mü dedi. Hiç denemedim, bilmiyorum dedim. Yani yıllar, 4 yıl oluyor aşırı. Yani evet, yeni yakalanmış olsaydınız problem değildi. Diyalize girmeyen hasta için problem değil. Ama diyalize giriyor, artık çok çok ilerlemiş. 4 ay bizim ürünleri kullandıktan sonra iksir, aloe vera jel, böbrek ve mesane çayı, damar çayı. 4 ay kullandıktan sonra diyalize girmesine gerek kalmadı. Çünkü bütün değerlerin normale döndü. Kreatini 6,5'tan 2'ye düştü. Üresi düştü. Bütün değerleri normale döndü. Güzel. Doktoru da diyalize girmenize gerek kalmaz dedi. Harika valla. Evet. Çok güzel. Bu arada programımızın sonuna geldik ama çok acil lütfen bir çare diye çok soru gelmiş ama onlardan bir tanesi. Şöyle bakıyorum Gülcan Hanım, böyle güzel bir program yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok hızlıca geçeceğim. Ben eklem romatizması hastasıyım. Ayrıca dizlerimde kireçlenme, kolesterol, kist vesaire, hemoroid, B12 ve sinüzit hastasıyım. Çok çaresizim. İbrahim Bey ne yapabilirim demiş. Çok çok geçmiş olsun. Hemen çok kısa alalım, kapanış yapacağız İbrahim Bey. Şeytan pençesi kökü. Dünyada her türlü romatizmaya karşı. Vibro yumuşak doku romatizması, artrit, artroz, vibromiyalji, ne olursa olsun her türlü romatizmaya karşı dünyada en etkili bitki. Neydi o? Şeytan pençesi kökü. Şeytan pençesi. Bize bu Çin'den geliyor. Peki. Biz direkt Afrika'dan alamıyoruz, Çin'den getiriyoruz. Peki, vaktimiz doldu. Bize bir saat sürede yetmiyor. Anlaşılan o ki İbrahim Bey, biz süremizi biraz uzatalım 2 saate doğru. Çok da sorular geldi. Kusura bakmayın, maalesef vakit kısıtlığı nedeniyle okuyamadım ama program sonrasında hepinize teker teker döneceğim diyelim. Ve çok teşekkürler İbrahim Beyciğim, ağzınıza sağlık. Evet, haftaya görüşürüz inşallah. Sayın. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. Herkese keyifli, mutlu, huzurlu, güzel ve sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü inşallah saatler 9:20 geçtiğinde Sine 5'te uzman gözüyle programıyla bir kez daha karşınızda olacağız. Herkese gönlünüzce olsun efendim.